Öncelikle Begüm'den ben rica etmedim bu soruyu sorması ama <laughs> çok teşekkür ederim. Yani e, e, şimdi e, biz e, neyiz? Biz biz nasıl işliyoruz? Biz bir şirkete e, t zaman noktasında e, bir e, karşılıklı anlaşıl, anlaşılan bir fiyattan o şirketin hisselerini alıyoruz. Bu şirketler, bu hisseler genellikle hani bir satan hissedardan gelmiyor. Şirket yeni hisse issue ediyor. Biz de o şirke, o issue, o issue edilen hisseler alıyoruz. Yani bizim koyduğumuz para şirketin içine gidiyor ve şirketin bir sonraki dönemini işte 12 ay mıdır, 24 ay mıdır, bazen hani son para olarak da girdiğimiz olabiliyor o şirketin içine. Ama şirketin hani bir sonraki amacına ulaşabilmesini genellikle fonlayabiliyoruz. Şimdi 150 milyon dolarlık bir fon olmanın lükslerinden bir tanesi ee, ve biz hani umarım öngörülü yatırımcılar e, rızdır. E, her koyduğumuz bir dolar için e, şirketine göre, şirketin hangi aşamalı vesaire göre e, bir miktar parayı da reserve ediyoruz. Yani o şirketin ileriki ihtiyaçlarını e, da eğer sport etme, bizim üzerimize düşecekse yeni yatırımcılar masaya o ya da bu sebepten gelmiyorsa e, biz onu karşılamak e, karşılamayı göze e, almayı planlıyoruz girdiğimiz günde Çünkü tek, çok, yani ortak olduğumuz gün bizim bu şirket hakkındaki öngörümüz pozitif obviously. E, bu şey demek mi yani bu şirket e, biz biz ortak olduktan sonra şirket amacına doğru gitmektense e, ya hani kendi ellerinde olmayan sebeplerden hani bazen teknoloji riski almışsak, Teknoloji yanlış gidebilir vesaire, başarılı olmayabilir ve başarılı olmadığı noktada biz o şirkete e, hani e, bu şirketi sonsuza kadar biz e, sermaye sağlayarak hani o, o şirketin e, çarklarının dönmesini sağlayacağız garantisi hiçbir zaman yok. E, fakat şunu genellikle yani ve kendi boyutumuz etrafında e, sağlayabiliyoruz. Eğer o şirket doğru yönde gitmeye devam ettiği sürece hani biz de elimizden geldiğince ya da fonumuzun boyutunun yettiği sürece o şirketi desteklemeye devam edebiliyoruz. Bu yüzden de yani bu bölgedeki en büyük early stage teknoloji yatırımcısı olarak aslında bazı hani ambitious founderların Yatırımcı olarak bizi biraz boyutumuzdan dolayı da tercih etme sebebi bu oluyor. Yani bizim nefesimiz biraz daha yetebiliyor onlara destek olmaya. Yani Biz 150 milyon dolarlık fonumuzun %15'ini tek bir şirkete yatırma hakkımız, yatırma fırsatımız var. Yani bir şirkete ben 22,5 milyon dolara kadar finansman sağlayabiliyorum eğer gerekiyorsa. Bu da çok önemli bir fark. Yani bu işte 10 milyon dolarlık bir fon. 1,5 milyon dolar genelde sağlıyor ve ben 22,5 milyon dolar sağlayabiliyorum. Öyle bir fark oluyor ama garantisi demek tabii ki zor.